Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Selda Asker, seçimlere sayılı günler kala şehrin yönetimine talip adayların henüz çevre politikalarını ortaya koymadıklarını iddia etti. Asker yaptığı yazılı açıklamada dernek olarak tüm siyasi parti adaylarından çevre konusunda beklentilerinin olduğunu belirtti. Kamusal alanların korumalarının geliştirilmesinin yerel yönetimler başta olmak üzere herkesin birinci görevi olduğunu ifade eden Asker, elimizdeki yetki sınırları içerisine giren alanlarda imar planının yeşil alan olarak görülen yerlerin yapılaştırılmaya açılmaması, mevcut yeşil alanların korunup uluslararası düzeye çıkarılması, doğaya ve onun bir parçası olan insan, hayvan sağlığına zararlı, doğada yok olmayan her türlü üretilen ya da üretilmesi istenen mala ve yatırıma karşı durulması, şehrimizdeki hava kirliliğini etki eden başta kalitesiz, denetimsiz kömür olmak üzere egzoz gazlarının etkisinin azaltılması, araç değil insan öncelikli düşünülmesi, bisiklet yolları açılması, görsel kirliliğe ve görüntü kirliliğine izin verilmemesi, kentin önemli projelerinde karar alınırken mutlaka ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınması, tarihi dokunun korunması, yaşatılması, doğayı, iklimi, yeraltı ve yerüstü sularını bozan, endemik dokuya bölgede yaşanan canlı türlerine zarar veren taş ocakları girişimlerine karşı yerel yönetimler mücadelede etkin olması gerektiğini ifade etti ve yaşanabilir bir hata için tüm adayların bu isteklerinin dikkate alacaklarını umut ettiklerini kaydetti.